her ay maaşlarında e %4-5-i oranında ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış istiyor. TÜED tarafından ek ödemede artış talebi gündeme getirilmişti. 382 liraya varan artış olacak. Ek ödeme AG ile eşitlenirse, en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 637 liraya çıkacak. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ek ödemesi ile ilgili son gelişmeler. Emekli ek ödeme artışı ne zaman olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödemenin %4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET tarafından gündeme taşınan ek ödeme ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor, ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜET tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde. Habere göre, çalışanlara her ay ödenen AG'yi, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AG'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak. Diğer formül ile de tüm emekliler maaşlarının %10 oranında ek ödeme alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı 1500 lira olana 60 lira yerine 150, 2000 lira olana 80 lira yerine 200, 3000 lira olana 120 lira yerine 300, 4000 lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri içinde de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında memur sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (CPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen, aynı unvanlı kadroya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ Kuruluların talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2.324 lira ödenecek. Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak. Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının %4, 5'i yerine %8, 10 bu oranında para alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 255, %10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. İntibak yapılırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek. Bu yıl taban aylık yükseltilirken emekliler Ocak ve Temmuz'da zam, iki kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı. Talep, emekliye %4-5 seviyesinde verilen ek ödemenin artması. Gerekçe ise oranın yıllar içinde düşüp kalması. Çalışanlar ve emekliler 2006 ya kadar harcamaları karşılığında fiş topluyor, bu fişleri zarflara işleyerek vergi iadelerini alıyorlardı. 2006 darafa kalkan bu sistemin yerine emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulaması getirildi. Emekliler için de ek ödeme oranı %4-5 olarak belirlendi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, yıllar içinde asgari geçim indiriminin artırılarak memurun korunduğunu buna karşın emekliler için ek ödeme oranının sabit kaldığını söyledi. Ek ödeme oranı %10'a çıkarılsın, talebini şu örneği vererek anlattı. Diyelim ki 3000 lira emekli maaşı olan %4-120 lira ek ödeme alıyor. %8, 10 noktaya taşırsanız 3000 maaş için 300 lira ek ödeme almış olur. Yaraya merhem olacak ekmeği, katı artmış olacak. Türkiye Emekliler Derneği'nin TÜET teklifi, oranın %8, 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak. Emekliler maaşlarının %8, 10 U oranında ek ödeme almaya başlayacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 276,33 liraya, %10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6.908 ,35 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 552,66 ya da 690,84 lira ek ödeme verilecek. Emeklilerin kazancında önemli bir artış meydana gelecek. Emekli vatandaşlarımız, %4 yerine %10 oranında ek ödeme almaya başlayacak. Bağ, Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin gelirinde 414,51 Türk Lirasına varan artış meydana gelecek. 6908 Türk Lirası, 35 kuruş olan, en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 Türk Lirası yerine 690,84 Türk Lirası ek ödeme verilecek. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla 1335 TL'den 1447 TL'ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 TL'ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı 1534 liradan 1662 TL'ye çıktı. Emekli ek ödeme zammı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere %5, üstündekilere ise %4 ek ödeme yapılacak. Bu ay itibariyle maaşı 1554 liranın altında olanlara %5, üstündeki olanlara %4 ek ödeme verilecek. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın 4 ü 5 iyi oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, de yeni oran %8, 10 olarak belirlensin çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının 4 ü yerine %8 ya da 10 oranında ek ödeme almaya başlayacak.